Bunun bir öncesi aşaması ne? Şu an giden nesillerin internet dediğimiz. Biz 4.5G kullanıyoruz. Dünya 5G'ye geçiyor. İşte Amerika'daki Huawei... Gelmişken ona da girelim hocam. Evet, Amerika'daki Huawei krizinin nedeni de o. Çünkü 5G ile internet hızlanıyor. Hız internet, Türkçesi bu. Tabii 4G'ye göre Batı kendi altyapısını ve istihbarat takibini ayarladığı için 5G'de Batı'daki istihbarat takibinde problem var. İngilizler bir rapor hazırladılar. Dediler ki 5G böyle çok hızlı geliyor. Biz telefon üstünden takip ediyoruz insanları. Bizim tüm takip sistemini, istihbaratın değiştiriyor bu diyorlar. Amerika'nın o kadar Huawei'ye yüklenmesinde yeniden Trump'ın sadece ekonomik değil ki. Amerika bir istihbarat devleti, bir güvenlik devleti. Edward Snowden işte Rusya'ya kaçtı, eski NSA çalışanı. Biz dedi yıllar önce televizyondan insanların evini izlemeyi düşündük. Evlerdeki kameraları kullandık diyor, kullanıyoruz diyor. Dolayısıyla Amerika sürekli istihbarat devleti ve istihbaratları da zaten şu an analize yöneldi. Artık bilgi problemi yok. Bilgi toplamaya gerek yok. Peki şöyle bir proje var hocam, araya girdim ama hani belli dönemlerde artık hani internet zarar vermeye başlıyor dedikleri zaman ülke yönetimleri kendi sınırlarını, çizgilerini çekmeye başlayacaklar diyelim ileride. Ama şöyle bir proje de var. Bu da çok konuşuluyor. Artık uydudan belli balonlarla ya da belli sistemlerle genel anlamda dünyaya internetin verileceği bedava. Şimdi hani ülke bunu Facebook çalışıyor. Çekse de fişi, evet. Ama oradan artık yine halk internete ulaşabilecek. Şimdi, kopmayacak internetten. Şimdi dijital dünyada en önemli şey ne? İnternet. Yani bu yüzyılda smart şehirler oluşturuyorlar. Evet. Smart mahalleler gündeme gelecek. Evet. Smart evler gündemde, akıllı evler. Bunun kaynağı ne? Cihazların birbiriyle konuşması, nesnelerin internet dediğimiz olay. İnternet. Şimdi yarın bir gün desek ilerin biri ben kapatıyorum interneti. Evet. Tüm proje çöker. Bu nedenle Elon Musk üzerinden Tesla'nın CEO'su, Facebook üzerinden, Google üzerinden ayrı ayrı projelerle gökyüzüne, tüm dünyaya uygulama başlattılar. Ücretsiz internet vermeye hazırlanıyorlar. Sistemi nasıl kuracaklar şu an? Mesela Google balon atıyor. Balon. O belli koordinatı etkiliyor. İlk denemeyi Google... Peki belli bir hava sahasını mı etkiliyor? Tabii. Yani işte belli bir alanı etkiliyor. Ülke sınırındaki hava sahası... Ya şimdi ülkelerin sınırının hava sahasının belli bir yükseklikten sonra ulusal sahaya giriyor. Tamam. O yükseğin üstünden aşağıya şey verebiliyor, sinyal. Google ilk denemeyi Puerto Rico'da yaptı geçen yıl. Uygulamayı gösterdi ve başarılı oldu. Dolayısıyla şimdi burada dijital dünyayı hazırlayanlar, insanları dijital dünyaya kod edecek olanlar, en önemli şey ne? Bir elektrik, iki internet. Birinden biri yok olduğunda tüm proje çöker. Doğru mu? Dolayısıyla onun hazırlığını da yapıyorlar. Yani bu basit bir proje değil. Bu basbayağı dünyanın akışını, tarihini, dilini, dinini, kültürünü, insanın fıtratını, yaşam şeklini, iş yapma şeklini, sosyalleşme şeklini, yani akrabalar birbirine falan gider, dostlar oturup muhabbet eder, çay içer, may içer ya, hepsini bakın değiştiren, işte akıllı telefonla hayatımıza girdi, bir konsept. Bunu tasarlamış adam da, bunu tasarlayan akıl var. Biz bu akılla muhatabız. Burada ayrı ayrı bak, iyicik bunu bulduk, onu bulduk, bunu bulduk. Hiçbir şey elde edemezsin. Bu bir bütün. Dünyanın her tarafı muhatap. Öncelikle dinler muhatap. Hedefte. İslam şart değil. Evet, bakın, Katolik dünyasında her gün bir papaz hikayesi çıkıyor. Bizde de bir ara vakıflar geldi gitti. Bunu sosyal medyada köpürtenler, organize edenler, belli bir mekanizma var. Dolayısıyla yani insanların diyelim ki tecavüz olayı, çocuk tecavüzü falan diye sanki vakıflarla Vatikan'la özdeşleştiriliyor. Oysa istatistiklere baktığında en az olan yerler oralar. Ama en çok olan yerler gibi sürekli köpürtülüyor. Çünkü sosyal medyada gizli hesaplar var. Siber casus hesapları. Hı hı. Bu alanda dünyada yaygın. Bunlar kripto. Normal insanlar kendi hayatında, kendi halinde kimsenin hayatını değiştirmek gibi bir hesabı, kitabı yok. Ama bu insanlar tüm insanlığı değiştirmek istediği için her dilde, her şekilde sosyal medyada varlar. Ben kendim biliyorum. Bu konuları ilk yaptığımda linç girişimi başladı. Buldum birinde. Yani sen beni tanıyor musun? Niye? Büyük de bir hesapsın. Para göndermişler Bitcoin'de. Yani düşünün şimdi.
Dolayısıyla niye beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar? Çünkü bunları konuşan yok. Bizim milletimiz alıyor. Böyle bir robot çıktı, zıplıyor diyor. Ben de diyorum ki senin yani baktığımda hakikaten ne kadar küçük bir insan görüyorum böyle. Sen profesör musun kardeşim? Bu topluma teknolojini anlatacaksın. Yani teknolojiyi kendi alanında bir tıp doktoru anlatır kullanımını. Çok güzel. Onda hiçbir problem yok. Bir ekonomist anlatabilir. Ama teknolojinin toplumu nasıl değiştireceği noktasında kim ilgilenecek? Sosyologların girmesi lazım. Anlamıyorlar. Psikologların girmesi lazım. Anlamıyorlar. Siyasetçilerin girmesi lazım. Anlamıyorlar. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sen şimdi bir ülkede yönetici sosyal medyanın iletişim gücünü, kitleyi etkileme gücünü bilmezse her sabah al aşağı olabilir. Potansiyel olaraktan var. Bu yüzyıl böyle bir yüzyıl. Bu nedenle kitlenin üzerindeki sosyal medya etkisini ciddiye alınacak. Şu an Türkiye'de bak veri vardı. Medya küçülüyor giderekten. Yani %17 küçülmüş geçen yıla göre şu anki bizim. Geleneksel medya mı? Evet, televizyon, dergi evet. Falan küçülüyor reklam giderekten. Reklam alanları da çok düştü. Artık, gelirleri düştü. Artık önümüzdeki süreçte şu an mesela televizyon sahipleri istediğini çıkarıp konuşturuyor. Ben kimi tercih edersem diyor. Giderek düştü izlenme oranı. Önümüzdeki süreçte milletin kendi YouTube kanalını açıyor ya da sevdiği kişileri özel olarak sosyal medyadan takip ediyor. Onun çıktığı televizyonu takip ediyor. Milletin bu kararlı duruşu hegemonik medya patronlarını da etkileyecek ve yönlendirecek. Çünkü medya reyting ve şey peşinde. Geldik ya, YouTube dediniz. Hazır ona evet. Denk gelmişken onu konuşalım. İstatistiklere göre şu an yüzdesel oranda en çok kullanılan platform %90 evet. Küsürlerde. 2000 ben araştırdım. Hatta dün evet. Dün önceki gün Urfa'daydım. Yine tekrar üzerinden geçtim. %94'e ulaşmış. Evet. Dünya genelinde YouTube. İşte yaş sınırı biraz önce yine programın başında konuştuk. 3'lere, 2'lere düştü. Alıyorlar işte oyunlar diyorum. Çizgi filmler izliyorlar. Belli programlar izliyorlar artık tabletlerde, telefonlarda. Buradaki tehlike nedir? Ne yapmak lazım? Aileler burada... Ya ailedeyken... Çünkü bir fenomenler de oluştu. Çok ciddi YouTuber adı altında ciddi paralar döndüğü konuşuluyor. İşin içine tabii ekonomi de giriyor ve ben birçok gençle konuşuyorum. Yani yolda görüyorum 15 yaşında, 14 yaşında hani sorduğumuzda ne okuyorsun, ne yapıyorsun, gelecekle ilgili planların YouTuber olacağım diyor. Hani böyle bir şey oluştu çocuklarda, böyle bir hayal YouTuber olacağım diyor. İşte bu oluşmadı, oluşturuldu. Oluşturuldu. Evet, doğru kurdu, doğru kelime. Evet. Yani şimdi bu kötü mü? Hem iyi hem kötü. Çünkü iyi olan YouTube'da ciddi bilgiler veren kanallar var, hesap sahipleri var. Bir de medyada kendine yer bulamamış birikimli insanlar var. Hı hı. Şimdi artık sosyal medya kullanıcında şuurlu olanlar, ne istediğini bilenler, seçici olanlar televizyona çıkıp da ekran karşısında 8 kişinin, 6 kişinin çıktığı yerde beklemiyor. Sevdiği bir kişi varsa bile mesela bana hocam zappik diyoruz, tam sana gelecek, uyumuşuz veyahut atlamışız filan diyor. Çünkü Türkiye'de şeyler de geldi bize bugün. Hani kaçırırsak bile YouTube'da var mı? Tabii, hemen tabii. Yarın yüklenecek. Buradan onu da hatırlatalım. Sebep sonuç sayfamızdan YouTube'da programın hemen ertesinde yüklenmiş oluyor. Diğer eski bölümler de var orada. Tabii şimdi şöyle. Türkiye'deki medyada genelde %80 aynı kişiler. Aynı sözcükleri konuşuyor. Ana haber dışında analiz yok. Ana haberin tekrarı var. Bu oturmuş vaziyette. Mecburen YouTube'a yöneliyor. Niye? Özgün yorumlar orada. İçeride ve diziyi de görebiliyor. Şimdi bunun tehlikesi ne? Tehlikesi izliyor. Şu. 10 yaşındaki çocuk 20 yaşına gelip de muhatap olacağı konularla, görsellerle 10 yaşında, 5 yaşında muhatap olabiliyor. 3, yani 8 yaşında. Bu çocuğun sağlıklı gelişimini engeller. Beynin bir algoritması var. Nasıl ki eğitimde, yani matematikte çocuğa iki işlemden başlıyor. İntegrala kadar gidiyor. Yani üniversitede matematik bölümüne gidiyor. Daha yüksek matematik göre değil mi? Çocuk şimdi 10 yaşında her türlü cinsel şey görebiliyor. Serbest. Aşkı. O beynin tamamen gelişimini engelliyor. Veyahut da çocuk kendine örnek olarak da şu an belli YouTuber'lar var. Bunlar tamamen sistemin finanse ettiği, hı-hı, rol ve yön verdiği. 2015'te isim vermeyeyim. Burada da yazmıştım. Bak bunu izleyin. Bir numara olacak diye ve bir numara oldu. Müneccim değilim ki ben. Bir numara diyorsunuz hocam, bir yere gidiyor ama şu an bir numara birkaç kişi... YouTuber'daki söylüyorum ben. Tamam. Yani izleyin. Birkaç bunu... kişi var şu an. Birkaç kişi derken seyirciler benim ne demek istediğimi anlar. Dönme bir tipti biraz böyle.
cinsiyet teorisi çerçevesinde bunu yükseltip kahraman yapacaklar dedi. Evet. Ve yaptılar. Kahraman oldular. Oldular. Şimdi bunların da peşine bakıyorsun, takılmış 8-9 milyon kişi. Ve bu tehlikeli bir şey. Çünkü sorumsuz, herhangi bir şey yok. Adam burnunu karıştırıyor, affedersin her türlü şeyi yapıyor. 10 yaşındaki çocuk buna gülebilir ama o çocuğun zekasını da etkiler, aklını da etkiler, edebini de etkiler, görgüsünü de etkiler. Başka bir çocuk olur. Zaten dijital dünyanın amacı da bu. Yani yeryüzünde milletler niye millet, kavim kavim? Allah kavim kavim yaratmış. Ve bizim, bakın, bizim Kafkaslardan gelmişiz, Osmanlı sonrası Balkanlardan gelmişiz. Yani Arap çöllerinden gelmişiz. Birikmişiz burada değil mi? Çerkezlerin kendine özgün müzik dansları var, Trakyalıların var. Yani Anadolu'nun var, Güneydoğu'nun var. Rengarenk bir insanlık var, hayat var. Bunun hepsini ortadan kaldırmak istiyor dijital dünya. Unix insan artırılmış gerçekliği takacak, topraktan kopmuş, kültüründen kopmuş, değerlerinden kopmuş, ailesinden kopmuş çocuk istiyor. YouTuber'daki misyon da bu. Şimdi ailesinden kopmuş derken, onu da araya gireyim. Bu en son LGBT yürüyüşündeki o pankartlarda bırak ailene gel pankartları vardı. Zaten şey o. Mesela FETÖ teşkilatının da şeyi aileden kopartıyor. Benim vatanım yok diyor. Seni istemiyorsa gel. Ve vatanım yok diyor. İstemiyorsa değil, zoraki kopartıyor. Vatanım yok diyor. Dünyada nerede duyuyorsam orası benim vatanım diyor. Dolayısıyla peki sen şimdi geldi FETÖ, geldi dijitalciler, bu çocuğu vatansız ilan ediyorsa bu vatanı kim koruyacaksa, kim sahip çıkacak? Bu da bir proje işte, boşaltma. Peki ailelere ne diyeceğiz? Yani şimdi bazı insanlarda şu var. Ya benim çocuğum bak zeki, işte giriyor, oyunlar oynuyor, işte buralara giriyor falan. Hani böyle bir algı oluşmuş. Bu zekilik değil, bu zeka ile ilgili bir şey değil, bambaşka bir şey. Hani buradan en azından canlı yayında izleyicilerimize de, ailelere de bir şeyler söyleyelim hocam. Hayır, şimdi Google'un yöneticisi diyor ki, ailelere hitaben, 5 yaşındaki çocuğunuzun diyor hızlı bilgisayar internet kullanmasıyla onun zeki olduğunu düşünmeyin diyor. Biz bunu en geri zekalıya göre tasarlıyoruz diyor. Google'un yöneticisi söylüyor. Teknolojiyi geliştirerek söylüyor bunu. Ve Amerika'daki kolaylaşsın ki herkes tabii kullansın. Amerika'daki birçok Bill Gates dahil birçok teknoloji yöneticisini ortaokulda çocuklarına şey vermiyorlar. İnternet mümkün değil. Sınırlı, saatli. Dokunmatik olması da aslında daha da basitlik değil mi? Tabii. Önceden tuşluydu, daha böyle bir meşakkatliydi. İşte, şu an dokunmatik evet, artık çok rahat. Şimdi çocuklar bile hemen YouTube'a giriyor. En küçük çocuklar bile oradan kendi çizgi filmini seçiyor, izliyor. Ve yeni bir eğitim sistemi gelişiyor Amerika'da akıllı olanlar. Bu ezoterik mekanizma dediğim bu sistemi kurgulayanlar kendi çocuklarını farklı eğitiyorlar. Mesela Amerika'da yeni bir eğitim şekli var. Ve 1000'den fazla okul açtılar dünyanın her yerine. Çocuklar seksek oynuyor orada. Hamur yoğuruyor. Toprakla ekip biçiyor. Yani bunlar ortaokul lisedeki çocuklar. Hı hı. Ve kendi çocuklarını böyle yetiştiriyor bu adamlar. Bizim mega şehirde çocuklar sahipsiz anne, baba yorgun işe geliyor. Zaten gelir düzeyi belli insanların. Anne istediği gibi alamıyor, evde dizilerle kafası bir milyon olmuş. Çocuk kendi halinde yalnız. Kim yakalıyor o çocuğu? Doğal olarak da o çocuğu dijital dünya yakalıyor. Bu nedenle YouTube kullanılmasını demiyorum. Ne diyorum? Bizler YouTube'u güzelleştirmek için elimizden geleni yapmamız bilinçli, lazım. Bilinçli olmak. Yani YouTube'da çok güzel, yani takdirle izlediğim programlar da var. Kanal baktığında, var mı hocam? Kanal... Ben bu çünkü hafta paylaştığımda yorumlarda çok fazla size gelen yorumları da biraz inceledim. Niye kanal yok? Dijitalde bu sorular var size. Önümüzdeki hafta inşallah yayına başlıyorum. Ya öyle şu mi an, hocam? Çok evet, güzel. Benim yüzlerce farklı kişi benim videoları yayınlıyorlar. Evet, evet. Başına da şok Abdullah Hoca bunu açıkladı diyorlar. Yüz binler izleniyor. İzleniyor. Bunların benimle alakası yok. Ben ticaret için konuşma yapmam. Altını çizeyim. Yani o tip şeyleri de kınıyorum. Benim yayınımı normal verebilirsiniz ama şok deyip bunu paraya çevirmek ayıp bir şey. Yani. Doğru bir şey de bulmuyorum. Kesinlikle. Bu işlere ben para olarak bakmıyorum açıkçası. Bugün Türkiye'de birçok farklı televizyondan paralı yayın teklifi geldi, reddettim. Gazetelerden yazarlık teklifi geldi, onu da reddettim.
Yani bu işi... Ama dijital biraz farklı. YouTube'da kendi istediğiniz daha özgürsünüz ya. Hani birine bir hesap vermiyor. Hayır, YouTube yayınını da mecburen isteyerek değil. Çünkü bu bir vakit problemi de aynı zamanda. Hı hı. Ama çok kitle var isteyen. İlla ki vardır ama ben buradan yine sözünü de vereyim. Hani prodüksiyonda yaptığım için bunun tekniksel bir onunla bir problem yok. Olduğunda her türlü yerine giriyorsa. Onda bir problem yok. O işleri ben kendim halledebiliyorum. Türkiye'de interneti ilk kullanan birkaç kişi de biriyim ben. Şey anlamında hocam. Kamerada anladım. Tekniksel anlamda her türlü elimden ne giriyorsa. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.